Merhaba arkadaşlar. Zekeriya Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde fiiller konusunu işleyeceğiz. Öncelikle fiil yani eylem nedir ona bir bakalım. Bir eylemi, bir durumu veya bir oluşu anlatan sözcüklere fiil ya da eylem diyorduk. Fiiller kip, zaman ve kişi şahıs eklerini alarak çekimlenir. Örneklere bakacak olursak gel, gör, sev, uç, bak, kalk, sor, ye, oku gibi sözcüklerin sonuna mak, mek ya da mame, olumsuzluk eki geliyorsa bu kelime fiildir. Eğer mame, olumsuzluk eki ya da mak, mek, master eki getiremiyorsak da o kelime isimdir diyoruz. Örnekler üzerinde inceleyecek olursak okudu, okumak, okumadı fiil. Uyuyor, uyumak, uyumuyor fiil. Yukarıdaki sözcükler makmek veya mame eklerinden birini getirebiliyoruz. Bu yüzden bu sözcükler fiildir. Defter, deftermek ya da defterme şeklinde yazılmayacağı için isim diyoruz. Kırmızı, kırmızımak ya da kırmızıma şeklinde yazılmayacağı için isimdir. Yukarıdaki sözcüklerde makmek veya mame eklerini getiremiyoruz. Bu yüzden bu sözcükler isimdir. Fiil konusunu anlamları ve yapıları bakımından birkaç başlık altında incelemek mümkündür diyoruz. Kavram haritası şeklinde fiil, eylemi bakacak olursak anlamlarına göre iş, kılış, durum fiilleri, oluş fiilleri, yapılarına göre basit, bileşik ve türemiş fiiller olarak çeşitlendirebiliriz. Öncelikle anlamlarına göre fiillere bakmak istersek iş, kılış, durum ve oluş fiilleri. İlk olarak iş kılış fiilleri nedir? Öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve öznenin bir nesneyi etkilediği fiillerdir. Bu fiillerde öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne yani varlık vardır. Bu cümlede özneyi yani işi yapan kişiyi bulmak için yükleme kim ya da ne sorularından birini sorarız. Özneyi bulduktan sonra da öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne olup olmadığını bulmak için ise yükleme ne, neyi, kim sorularından birini sorarız. Eğer fiille sorduğumuz ne, neyi, kimi sorularından birine cevap alabiliyorsak bu fiil iş yani kılış fiildir. Örnekler üzerinde inceleyelim. Annem bize kitap okudu. Yukarıdaki cümlede yükleme kim okudu sorusunu sorarak özneyi yani annem kelimesini buluyoruz ve yükleme ne okudu sorusunu yönelttiğimizde kitap cevabını alıyoruz. Bu cümlede kitap sözcüğü nesnedir ve öznenin yani annenin yaptığı işten etkilenen varlıktır. Sonuç olarak okuma fiili nesne alabildiği için iş kılış fiilidir. Diğer örneklere bakalım. Kardeşim evin camını kırdı. Neyi kırdı? Evin camını. Yani nesne iş fiili. Anlatmak. Neyi anlatmak? Derdini. Nesne ne anlatmak? Masal nesne yine bu da iş fiilidir. Bilmek neyi bilmek? Cevabı nesne iş fiili. Görmek, sormak, dikmek, atmak, almak, dinlemek ve öğrenmek gibi fiillerde iş kılış fiilidir. Durum fiillerine baktığımızda öznenin süreklilik gösteren bir durumun anlatan fiillerdir. Durum fiillerinde öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne yani varlık yoktur. Bu yüzden durum fiillerinde fiile sorduğumuz ne, neyi, kimi sorularından birine cevap alamayız. Durum fiilleri insanların bazen kendi isteğiyle bazen ise kendi iradesi dışında gerçekleştirdiği fiillerdir ve bitmesi için başka bir fiilin başlaması gerekir. Burası önemli. Örnekler üzerinde inceleyecek olursak dün gece erkenden uyumuşum. Yukarıdaki cümlede uyumak fiili öznenin ben uyuma işi sırasındaki sürekliliğini gösterir. Ayrıca uyuma işinin bitmesi için başka bir eylemin uyanmak eylemine başlaması gerekir. Bu cümlede yüklem ne uyudu, neyi uyudu, kimi uyudu sorusunu yönelttiğimizde hiçbir cevap alamıyoruz. Sonuç olarak uyumak fiili nesne almadığı için durum fiildir. Arkadaşım yan binada oturuyor. Ne, neyi, kimi oturuyor? Cevap yok. Durum fiili. Gitmek. Ne, neyi, kimi gitmek? Cevap yok. Yine durum fiili. Ağlamak. Ne, neyi, kimi ağlamak? Cevap yok. Durum fiili. Ayrıca gülmek, uyanmak, çıkmak, gitmek, yatmak veya uzanmak fiiller de yine durum fiillerine örnek teşkil eder. Oluş fiilleri. Öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiillerdir. Oluş fiillerinde daha çok zaman içerisinde kendiliğinden olma söz konusudur. Oluş fiilleri bir durumdan başka bir duruma geçildiğini veya geçilmekte olduğunu bildirir. Örneğin sonbaharda yapraklar sararır. Bu cümlede sararmak fiili öznenin yapraklar zaman içerisinde değişimini anlatıyor. Yapraklar yeşilden sarıya dönüşmüş, bir değişim yaşanmış. Bu değişim öznenin iradesi dışında zaman içerisinde kendiliğinden olmuştur. Sararmak fiili öznenin kendi iradesi dışında olduğu için bir değişimi anlatıyor ve oluş fiildir. Kuzenim görmeyeli çok büyümüş. Kendiliğinden oluşan değişim oluş fiili. Yaşlanmak, uzamak, ağarmak, paslanmak, solmak, acıkmak da yine oluş fiiline örnek verebiliriz. Örnek sorumuza bakalım. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi
oluş bildirmektedir. Burada cümlenin hepsi altı çizili olarak görülmüş ama fiil olarak çağırmış, almış, uyandı ve solmuş. Bu fiilleri inceleyeceğiz. Babam eve bir elektrikçi çağırmış. Buradaki neyi çağırmış, ne çağırmış? Elektrikçi çağırmış. Burada iş fiili. Evine yeni bir bilgisayar almış. Ne almış? Onu almış. Yine iş fiili. Kardeşim bu sabah çok geç uyandı. Yani uyumaktan sonra uyandı. Bir durumdan başka bir duruma geçmeyi belli ettiği için burada durum fiili diyoruz. Sulamayınca bütün çiçekler solmuş. Bu da zaman içerisinde bir değişim anlattığı için oluş fiildir. Cevabımız D şıkkı diyoruz. Yapılarına göre fiiller, basit fiiller, türemiş fiiller ve bileşik fiiller. Bileşik fiiller, kuralı bileşik yardımcı eylemle kurulan bileşik fiiller, anlamca kaynaşmış bileşik fiilleri olarak 3'e ayrılıyor. Kuralı bileşik fiiller ise yeterlilik, tezlik, sürelilik ya da sürelilik ve yaklaşma fiili şeklinde inceleyeceğiz. Bir, basit fiiller. Yapım eki almamış fiillerdir. Fiil köklerine gelen çekim ekleri fiillerin anlamını değiştirmediği için basit fiiller çekim eki alabilir. Yapım eki almadıklarında bunlar daima kök durumda bulunur. Örneğin gitmişlerdi derken buradaki gitmek fiil kökü, miş öğrenen geçmiş zaman kipi, ler kişi eki aynı zamanda çekim ekidir, di de duyulan geçmiş zaman kip ekidir. Yukarıdaki örnekte git fiilinin aldığı mişler ve di eklerinin tümü çekim ekidir. Git fiili hiçbir yapım eki almamıştır, bu yüzden git fiili basit fiildir. Sabahları erkenden kalkar. Bu cümlede kalk fiili argeni zaman kip ekini almış, kip eki çekim ekidir. Ayrıca kalk fiili çekim eki dışında hiçbir ek almadığından basit fiildir. Her gün kitap okumalısın derken buradaki oku fiili gereklilik kip eki olan malı ve kişi eki sınız almıştır. Hiçbir yapım eki almadı, sadece çekim eki aldığı için okumalısınız fiili yapısına göre basit fiildir diyoruz. Kış bu yıl erken gelecekmiş cümlesinde ise gel fiili gelecek zaman kip eki olan acek ecekten birini almış. Yani ecek almış, duyulan geçmiş zaman kip eki miş almış. Dolayısıyla basit yapılı fiildir diyoruz. Türemiş fiillere geldiğimizde bir ya da birden fazla yapım eki almış fiiller türemiş fiiller diyoruz. Türemiş fiiller aynı zamanda fiil gövdesidir. Türemiş fiiller iki şekilde oluşur. İsim veya isim soylu sözcüklerden türemiş fiiller ya da fiil kök veya gövdelerinden türemiş fiiller olarak. Birinci olarak isimden türemiş fiilleri inceleyelim. İsim veya isim soylu sözcüklere yapım eki getirerek türetilen fiillerdir. Örneğin güzelleşmiş derken güzel isim kökü, leş isimden fiil yapan ek yani yapım eki, miş de örülen geçmiş zaman kip eki yani çekim ekidir. Yukarıdaki örnekte güzelleşmiş sözcüğünün kökü güzeldir. Bu isim leş yapım ekini alarak güzelleşmek fiilini oluşturmuş. Leş eki bir ismi fiil haline getirmiş. Güzelleşmiş sözcüğü yapım eki aldığı için türemiş fiildir. Örnekleri çoğaltacak olursak gözle, azal, kana, benimse, sula, sivril bu fiillerin tümü isimden fiil yapım eki aldıkları için türemiş fiillerdir. İkinci olarak fiilden türemiş fiiller fiil kök ve gövdelerine yapım eki getirerek türetilen fiillerdir. Örneğin sevilir derken burada sev, makmek, master ekini aldığı için fiil köküdür. Sevmekten sevilmek fiilden fiil yapan ek yani yapım ekidir. İr de geniş zaman kip eki yani çekim ekidir. Yukarıdaki örnekte sevilir sözcüğünün kökü sevmek fiilidir. Bu fiil il yapım ekini alarak sevilmek fiilini oluşturmuş. İl eki sev fiilinin anlamını değiştirerek yeni bir fiil haline getirmiş. Yani sevilir sözcüğü yapım eki aldığı için türemiş fiildir. Örnekleri çoğaltacak olursak çıkar, söndür, kanat, sarıl, giriş, görün bu fiillerin tümü fiilden fiil yapım eki aldıkları için türemiş fiillerdir diyoruz. Bu konumuzu burada bitirmek istiyorum. Bir dahaki dersimize bileşik fiiller ve çeşitleriyle fiil çekimi konularından bahsedeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.